şey çalıntı ya. Selamlar pek sevgili geekler. Eren niye saklanıyorsun? Küçük çantana bir şey koyuyorum. Ha tamam okey. Atina'dayız. Atina'ya geldik ve Atina'yı geziyoruz. Küçük sürprizli bir videomuz olacak. CT Dünya'ya karşı devam ediyor. Yani ne hikmetse hepsi işte maratondan itibaren işte Konya bilmem ne, şimdi Çanakkale geldi. Şimdi de Atina var. Karış karış Anadolu ve artık Avrupa'ya açılan bir program haline dönüşmeye başladı. Bu tamamen benim elimde. Olmayan bir durum olmakla mütevellit. İşte böyle gezeceğiz. Denk geldi. Denk geldi. Hakikaten denk geldi yani. Atina'dayız. Atina'yı geziyoruz. Sizlere de Atina'yı olabildiğince tanıtmaya çalışacağım bu programda. O kadar. Değil mi? Evet. Vay be. Şu an Akropol'deyiz bu arada. Akropol. Yani Akropol. Arkamızda ne var? Akropol. Hayır. Partenon. Ya. Partenon bu muydu? Partenon buydu tabii. Ben ayrı bir yerde Partenon'a gideceğiz falan zannediyordum. Sevindim burada olmasına. Yok, çok güzel değil mi? Bir taşta iki kuş gibi hissediyorum şu an. Evet, çünkü müzelere girişler oldukça pahalı. Değil mi? Evet. Bayağı pahalı. Yani ama özellikle Euro'nun son çıkışından sonra. Evet yani bize göre bayağı pahalı kaçıyor sağ olsunlar, döviz kurlarımız uçuşlarda olduğu için. Ama velakin burayı da görmeden olmazmış yani. Yiğitcan da dün dedi ki bize abi evet. Yani işte ne bileyim Mekke'ye gidip Kabe'yi görmemek gibi bir şey dedi. Hakikaten de öyle, burayı görmek lazım. Bu arada yani bu Kasım'dan sonra gelirseniz Mart'ın sonuna kadar falan da normalde 20 euro olan giriş 10 euro. Bunu da biliniz. Evet yani güzel kar edersiniz. 10 euro cebinizde kalır. Gerçekten. Bütün hayatınızı buna göre planlayın, tamam mı? Bütün hayatınızı Kasım'ın 30'undan sonra, pardon Ekim'in 30'undan sonra mıydı? 2030'undan sonra Atina'ya gelecek şekilde planlarsanız 10 euro cebinizde kalır. Vallahi billahi 10 euro 10 eurodur. Öyle şey deyip geçmeyin. Ayrıca sıcaktan da kavrulmazsınız. Evet. Hava şahane yani. Sıcak. Kasım'da çok muhteşem çok yani hava. Kasım sonu yani. Aralık oldu neredeyse. Düşün. Aralık doğru. Neredeyse Aralık. Siz bu videoyu izlediğinizde Aralık olacak. Ama kapı aralığı değil. Menander'miş. Yüce dedim ama kim olduğunu söylemedim. Bu Menander abimiz. Temple of Temiz. Şu an Atina'nın en yüksek tepesindeyiz ve en yüksek insanla birlikteyiz. Nasıl? Pennywise gibi çıkmam iyi mi? Çok güzel. Muhteşem gerginlikler içerisinde. Ay ay. Ne haber Yiğitcan? İyidir Can, senden ne haber? Ne bu gerilim şimdi? İyi misin? Nasıl keyfi? Nasılsın? Çok iyi. Çok iyi. Bize dürüm yedirdi. En tepeye çıkarıp bizi dürümledi şu anda Yiğitcan. Kasketli olmak nasıl? Çok güzel. Kasketler güzel. Kasketime taktın ya. Aha, resmen. Kasket güzel mi? Sırf videoya çıkacak kasket diye bugün bere giymiş. Görüyor musunuz? Ayrıştırmam lazım lan kendime. Öyle şey mi olur? Bir kasketli bir giyip yapar yeter. Sana devrettim kasketimi kanka. Bundan sonra bu kanalın kasketlisi sensin. Vay be. Bu arada ben de kasketimi malum markadan, şimdi reklam olmasın, aynı yerden aldım. Aynı yerden mi aldın lan? Evet, vay abi. Kasket kardeşim benim ya. Gerçekten. Gördüğünüz gibi kasketlik şey değil. Daha önce dedemin kasketini takmıştım yalnız ilk. İlk taktığım kasket dede kasketiydi. Tasket. Kasketlerin en güzeli dede kasketidir. Evet. Atina'da bol kasketli dedelerin bulunduğu bir kent. Evet.
Bu arada yani Atina'nın en yüksek tepesine çıktık ve kasket muhabbet çeviriyoruz. Orada... ne yazalım? Ne diyeyim yani? Karşımdaki kiliseden mi bahsedeyim? Karşımdaki... 2012... evet, 2012'de restore edildiğinden hariç hiçbir bilgi yazmayan müthiş kiliseden bahsedelim biraz. Kendisi bir kilise ve kendisi 2012 yılında restore edilmiş. Beyaz duvarları var, siyah bir kapısı var. Önünde de turistler gülüyor. Evet yani. Arkamızda da kilise çanı var ama günah olduğu için az gösteriyorum. Günah mı? Dalga geçiyorum, beni günah. Az önce önüne şarap attık yani. Gerçi Hristiyanlıkta dahil dine şarap. Tabii doğru. Çünkü ekmek falan var değil mi? Bebekleri falan içiriyorlar. O kadar çılgınlar. Doğar doğmaz böyle dayıyorlar böyle tıpayla ağzına. İç ulan iç, sarhoş olacaksın köpek diye ondan sonra. Üzdüğümüz bütün Hristiyanlardan özür diliyoruz. Özür diliyoruz. Özellikle Ortodoks. Eren sen niye köşe kadrajda küçük bir insan olmuşsun şu anda? Herkes... Çok eğlenceli. Şu an küçük evet. Bir gecemiz başladı. Teleferik. Gezmeye devam edeceğiz. Teleferiğe bindik buraya. Yani adı teleferik olan aslında... Füniküler olan ve reklamlarla insanı ve sesiyle... Ne yazıyordu? Intense. Ne yazıyordu? Intense talent arma. Bir yerde defensive gibi bir şey yazıyordu. Onu çözemedim. Ya füniküler çıkıyorsun buraya. Füniküler dediğin şey de bu arada... Bir ride. Yani, taksim, tünel falan deneyimlemiş olanlarınız varsa... Hiç öyle bir şey değil. Yani kesin roller coaster gibiydi. Yani evet ya. Belli ışıklarla noktaların... falan karşılanıyorsun. Hızlı falan değildi ama. Kimse evet, bir şey beklemesin ama yani. Gerilim. Hananın diye çıkıyor. Bence bak, roller coaster'da gerilimini atıyorsun. Bunda ne zaman acaba öleceğim? Evet, bu arada one way mi yoksa return mi diye soruyorlar. Yani... Yani çıktın ama nasıl ineceksin tamamen sana kalmış. Ya istersen dağdan yuvarlanarak da inebiliyorsun. Biz onu deneyeceğiz galiba. Evet, biz yuvarlanarak ineceğiz. 300 metrelik dağ en kötü ne olabilir diye düşündük. Yuvarlanacağız aşağı doğru. Bence de. Bir manzara göstermek ister misin? Efendim? Göstereceğim tabii. Şu an zaten aralarda insanlar manzara izlediler. Biz boş boş konuşurken. Post prodüksiyon. Ya tabii ki. Talent. Tabii aroma. Ki. Lütfen. Pazarı burası. Ondan sonracıma çok enteresan. Bayağı bildiğiniz çupra, levrek falan var. Böyle burayı da gezdik. Ne diyeyim şimdi? Bu gayet o sanki kızın vlogu gibi oldu anasını satayım ya. Saat 2 oldu. Zaman çabuk geçti bugün. Ulan bir yere oturmayalım falan deyip sonra gaza gelip bir yere oturduk. Rakı içiyoruz ama bizim rakıyla pek bir alakası yok. Grappa gibi birazcık. İçine bal katmışlar falan. Bayağı lezzetli, enteresan bir şey. Ondan sonra da park gezeceğiz. Çünkü gezmek güzel bir şey. Şimdi katedralin buradayız. Böyle bir katedral ve katedral meydanı var. Bunun yanında Ermo var. Ermo bizim İstiklal Caddesi'nin işte Atina versiyonu ki daha güzel sanki, değil mi? Sen nasıl buldun? Güzel buldum, ben beğendim. Ya İstiklal'in yeni halinden tabii ki kat be kat daha güzel ama İstiklal de bir zamanlar güzeldi. İçine ettiler. Sağ olsunlar. Ne diyelim? Ermo güzel ama. Yani böyle alışveriş artı ne diyebiliriz? Alışverişten başka pek bir şey yok. Birkaç kafe falan da vardı gerçi. Evet, doğru. Kafeler ve alışveriş. İşte o meşhur alışveriş caddesi burası. İşte bir sürü dükkan var. Ne diyeyim ki, dükkanlar. Ama ve lakin euro uçuş olduğu için dükkanlara giriyoruz ve hezeyana uğruyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Alışveriş yapmak için işte ya euro düşecek ya da işte burada para kazanacaksın falan. Ya da zengin olacaksın. Merhabalar. Pire'nin ne kısmındayız? Sahil bir kısmındayız. Yani direkt limanda değiliz de.
böyle restoranların falan olduğu bir yer var. Buraya geldik güzel, tam arkamızda gördüğünüz şu mavili yerde yemeğimizi yedik. Ondan sonracığıma şimdi de yürüyoruz. Şöyle bir içecekleri var. Yiğitcan da anlattı zaten de. Ben anladım biraz. Yani sonuçta bu, yani öyle bir pişiriyorlar ki, pişiriyorlar dedim yani hazırlıyorlar ki, bu bir espresso. İçindeki buz eridikçe şeye devam etmiyor. Yani evet, sulanmıyor yani. Dedi. Sulanmıyor. Ama aynen öyle. Nasıl beceriyorlar bunu? Nasıl olduğunu anlayamadım. Evet, ben de çok iyi anlayamadım. Çalışıyor. Yani ben aynen öyle. Hemen içiyorum gerçi. O yüzden bilmiyorum. Evet, biz biraz hızlı içiyoruz ama bütün gün işte ne bileyim. Bir yere gidiyorsun. Adamın bir tanesi kenardan köşeden şunu şöyle çıkarıveriyor. Cürk ediyor. Ondan sonra da ben bu arada senin kahvene çarptım. Bu mini cürktan sonra da hayatına devam ediyor. Yani bir tane alıp bütün gün boyunca bunu içiyorlar. Ve bu çok yaygın. İnanılmaz bir şey yani. Her yerde var. Ve hani Yiğitcan dedikten sonra işte ne bileyim, bir kiliseyi gezmeye giriyorsun mesela. Orada işte zangoç görünümlü bir adam gidiyor birine böyle bir kapı açıyor falan. Sonra kenardan bunu çıkarıp cürkluyor falan. Enteresan bir şey. Espresso Freddo. Bizde niye yok merak ediyorum. Çok güzel grafitiler var sağda solda. Bence benim çirkin bulduğum ama kiminin hoşuna gidebilecek grafitiler de var. Ama bazen hakikaten emek verilmiş küçük sanat eserlerinin yanında işte ne bileyim ben, şu arkamda görmüş olduğunuz kete yazı tarzı grafitiler olduğu zaman insanın tadı kaçmıyor değil. Ama çok iyi bir sokak sanatı üretimi mevzubahis Atina'da. O sokak sanatların içinden bir anda antik Yunan'a çıkıverince de insan çok şaşırıyor, çok da hoşuna gidiyor. Genel olarak Atina'nın bu değişken, bol kültürlü, bol enteresan, şu an inanılmaz çiş kokan bir yerden geçtik bu arada. Yapısı benim çok hoşuma gitti. Kısaca güzel bir şehir Atina ya. Ne yaptın ya, Eren sen yere eğildin, bir şey oldu. Yerde ıslak yerler vardı, basmak istemedim kokudan ötürü. Çiş olabilir, çiş evet. Olabilir. Yiğitcan söylemişti ama tiyatro gerçekten önemli bu şehirde. Bu çok hoşuma gitti. Şu an bulunduğumuz sokakta en azından 3 tane ard arda yerel tiyatro gördüm. Ve hepsinin böyle oyunlarını ciddiye alan işte böyle prodüksiyonlu afişleri falan fistan var. Ve işte bayağı sinema gibi tiyatro mekanları mevzubahis. Çok güzel. Keşke bizde de olsa ama ne yazık ki yani. Şu an simit yiyorum. Biraz şerbetli pastane ile sokak simidi arasında bir şey. Bildiğin simit yani gerçi. Sadece tipi biraz daha ince falan oluyor bunlarda. Susamları daha açık renkli. Oturdum burada size simit anlatıyorum. Ne yapayım daha? Ne yapayım? Bu arada simit Allah 1 euro. Yani 4 lira 69 kuruş bugünün kuruyla. Bakalım gelecekte ne kadar olacak? Kayyumlar! Olimpik stada geldik. Bayağı bildiğimiz ilk modern olimpiyatların yapıldığı stat. Vakti zamanında, bunu da bu arada Yiğitcan anlattı kendisine ki tekrar teşekkür ediyoruz. Zengin bir abimiz burada eski olimpik stadın kalıntılarını buluyor ve bu stadı inşa ettiriyor ve modern olimpiyatların başlamasını sağlıyor. Abimizin adını da bulabilirsem bir yerlere yazarım. Bulamazsam da canım sağ olsun. Değil mi ey geekler? Çok güzel stad. Vallahi stad yani. Exarchia mahallesini gezdik. Burada çeşitli işte politik sığınmacılar falan yaşıyor. Ve birazcık anarşist bir mahalle. Enteresan bir mahalle. Hani böyle bu mahalleye girdiğiniz zaman aman tanrım kendinizi güvende hissetmeyeceğiz falan gibi bir dünya kesinlikle mevzu bahis değil. Aksine çok güzel sahaflar, çok güzel dükkanlar var. Çok fazla da bu mahallede işte ne bileyim sonuç olarak farklı farklı örgütlerden insanlar olduğu için çok da insanları belgelemek için çok da video çekmedim. O yüzden konuşarak anlatıyorum. Ama Exarchia mahallesini de kesinlikle gelince bir göz atmanızı, dükkanlarından vitrinlerine göz atmanızı öneriyoruz efendim. Yani en azından ben öneriyorum. Eren de öneriyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Değil mi? Ne? Öneriyor musun bu mahalleyi gezmelerini evet, insanın? Kesinlikle. Çok egzantrik. Şu an
çok saçma bir şekilde kendimizi böyle bir sokakta bulduk. Her dakika şaşırmaya devam ediyoruz resmen. Sen böyle bir şey bekliyor muydun herhalde? Hiç beklemiyordum. Köşeye döndük, deli gibi ışıklar ve deli gibi insan sesi gelmeye başladı. Aynen öyle yani. Bu arada yani çok enteresan. Burası kek, çay falan öyle bir dükkanmış yani. Deli gibi sıra var kapısında. Bir sürü insan da bunu görmek için buraya geliyormuş. Hiç bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp yani. Atina hem uygun fiyatlı hem de gezmesi çok keyifli bir şehir. Biz gezerken çok keyif aldık. Umarım siz de videoyu izlediğiniz için keyif almışsınızdır. İşte kanala abone olmayı falan filan unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.